Rihanna'nın 45 bin liralık kürkünden satın aldığı iddia edilen Sibel Can duruma açıklık getirdi. Saçlarım güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Kaçamaklar, özel davetler ve magazin dünyasından sıcak görüntüler Star Life'da. Ayağım kırık. Aşer mi olmuyor? Ben de izlemedim daha. Ve her şeye tepkili dünyaya gelmesin. Nasıl zerafet Allah'ım, çok güzelsin. Usta gazeteci Mehmet Coşkun Deniz'in kitabından sinemaya uyarlanan, ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Aşk Uykusu filminin setindeyiz. Çekimleri devam eden film için Gökçe Bahadır, kumral olan saçlarını sarıya boyattı. Tamamen film için yaptık bunu. Nisan Hanım dedi ki, seni dedi hep dedi aynı görüyoruz dedi, bu film için bir değişiklik yapalım. Gülben Ergen, Pınar Altuğ ve Helin Avşar başarılı iş kadınlarının kermesine katıldı. Zayıflamak bana kendimi çok özgür ve iyi hissettiriyor. İstediğim gibi giyinebiliyorum, rahat oluyorum. Etkinlikte Helin Avşar muhabirimizin kırışık tişörtünü bakın nasıl ütüledi. Gerçekten korkma bir şey olmaz. Üstünde de yapabiliyorsun. Yanmaz be. Yanmaz ya. Adam yandı. Ayla Çelik iş adamı sevgilisi Barbaros Utku ile görüntülendi. Teşekkür ederim siz. Teşekkür ederiz. Nasıl geçti geceniz? Güzel geçti. Metin'in ilk akşamıydı. Benim biliyorsunuz çok eski arkadaşım. Onu yalnız bırakmak istemedim ilk gecesinde. Ayla Çelik sevgilisinin kameralardan rahatsız olduğunu söyledi. Beyefendi biraz gergindi galiba. Yo değildi. Hayır. Sadece çok rahatsız oluyor. Rihanna'nın giydiği 45 bin liralık kürkten satın aldığı iddia edilen Sibel Can, hayvanseverlerin tepkisinden sonra duruma bir açıklık getirdi ve kürkü sadece denemek için giydiğini belirtti. Hayır sadece ya. Denedim ya, ben hiç öyle bir insan mıyım? Çünkü giyeceği de çok konuşuyordu Türkiye'de, Rihanna falan giymişti daha önce. Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım ya? Nerede giyeceğim onu ben, Allah korusun. Yapımcılığını Tuğba Ünsal'ın üstlendiği İsimsiz Yıldız isimli tiyatro oyununa yıldız yağdı. Pardon. Hakikaten son birkaç aydır, özellikle son haftalarda Tuğba neredeyse yok gibiydi yani evde. Ayağı kırılan Ayşe Tolga geceye böyle katıldı. Vallahi hiçbir şey, herkes diyor ya sporda mı oldu, orada mı oldu, hiç öyle bir şey olmadı yani. Ne haber? Ay bir yere girerken oldu ya, adım yani kapıyı açtım, görmedim yükseltiyi, ayağımı burktum zannettim zaten. Adım attığım yerde hiç düşmedim bile, düşemedim yani. Bileğiniz mi kırık? Spordan dolayı kuvvetli olunca ayağım kırık. Bir ay ayağı alçıda kalacak ve tekerlekli sandalyeyle yaşayacak olan Ayşe Tolga, engellileri daha iyi anladığını söyledi. Engelliler adına koşuyorum son 3 senedir ve tekerlekli sandalye itiyorum. Arkadaşlara mesaj attım, Omurilik Felçleri Derneği'ne, sizi daha iyi anlıyorum diye. Yani İstanbul Büyükşehir o kadar zor ki engelli için şununla neler çektim anlatamam, onları daha iyi anladım. Kasım'ın ilk haftası bebeğinin dünyaya gelmesi planlanan Akasya Asıl Türkmen de davetteydi. Gerçekten ama sen en gerçek arkadaşım ben. Ne olacak, ben yürüyebiliyorum en nihayetinde. Yapacak bir şey yok işte, gelmiş. Daha önce kalçasını kıran Akasya Asıl Türkmen Ayşe Tolga'ya önerilerde bulundu. Ben 6 kırığım vardı trafik kazasında. Yani kalçanın en kalın kemiğini kırdım ve kaynadı paça çorbasını. Paça çorbasının satışlarında artış. Aşer mi oluyor mu? Aşer mi olmuyor? Korkma. Yani her şeyi istiyorsun çünkü. Bilmiyorum yani, bir şey olmuyor. Öyle bir şey yok. Pera. Pera. Ne oldu, beğenmedin mi diğer çocuğunu? Doğru gelmiş. Pera olacak ismi. Çünkü ben Galata'da oturuyorum. Babası da başka bir isim, yani o ismi önerdikten sonra başka bir isim evet demedi, inanabiliyor musunuz? Star'da her cuma akşamı ekrana gelen Kiralık Aşkın Ömer'i, ünlü oyuncu Barış Arduç ve sevgilisi Gupse Özay bebekte çay keyfi yaptı. Eyvallah, siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok kısa durursanız. Kısa duralım çünkü köpeğimiz de veteriner de bizi bekliyor, onu da bekletmeyelim. Nesi var acaba? Yok, normal, rutin şeyler. Rutin şeyler. Aynen. Barış Arduç, sevgilisi Gupse Özay'ın 2 Aralık'ta gösterime girecek Görümce filmini henüz izlemedi. Barış Bey, izleyebildiniz mi siz belki önden? Görümceyi mi? Evet. Yok, sürpriz olunca daha kıymetli oluyor. Ben zaten de izlemedim daha. Çok uzak bir zaman değil, yakında gelecek. Çok tatlı, güzel bir film oldu. Barış Arduç hayranlarının Gupse Özay'ı kıskanmasına, onun hayranları da beni kıskanıyor şeklinde bir açıklama yaptı. Barış Bey'in hayranlarından size geliyor. Peki Gupse Hanım'ın hayranlarından size geliyor. Bana da geliyor. Gelmez olur mu ya? Sevgi böyle bir şey. Yani sevginin de nefretin de fazlası tehlikeli tabii. Çok teşekkür ederim. Hadi bay bay.